mutfaktayız. Orkidelerimiz mutfaktayız. Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Bekir. Bugün mutfağımda Eyüp Kemal Sevinç Şef'im var tekrardan. Ve bugün öyle özel bir konu konuşacağız ki fonksiyonel beslenme konuşacağız. Evet Özlemciğim, nasılsın? Vallahi ben seni gördükçe daha iyi oluyorum şefim. Çünkü yedikçe yiyesim geliyor. Yedikçe maşallah öyle özel lezzetler hazırlıyorsun ki bize. Orkide ile birlikte gerçekten harika lezzetler. Şimdi bugün de yedikçe yedik dedin ya. Yedikçe yiyebileceğimiz hem sağlıklı, lezzetli ve besleyici bir çorba hazırlıyoruz. Efendim şimdi fonksiyonel beslenme deyince aklımıza ilk başta intoleranslarımız geliyor. Evet. Laktoz intoleransı, gluten intoleransı, alerjenler bunlar artık hayatımızda dikkat ettiğimiz noktalardan bağışıklık sistemimizde güçlü tutabilecek gıdaları yer vermemiz gerekiyor. Biz de bugün harika bir çorba yapacağız. Taze zerdeçal kullanacağız. Çok güzel. Ben çok seviyorum bunu. Kereviz, patates, havuç, soğan. Harika bir çorba yapacağız. Tabii ki orkidenin ayçiçek yağını kullanacağız. Bu yapacağımız çorbada hem besleyici özellikleri var hem de hafif. Bağışıklık sistemimizi de güçlendirmesi için zerdeçalı seçtik içerisinde. Tabii ki tuz biberimizi de ekleyeceğiz içerisine. Kereviz sapını da kullanacaksın. Evet, sapını da kullanacağız. Lezzetli bir çorba yapacağız. Başlayalım mı? Hadi ben ocağımı açtım bile merak Süper. Ediyorum şimdi. Şimdi önce soğanımızı ben küp küp doğrayayım. Onu yavaş yavaş kavuracağız. Önce kavuruyoruz malzemelerimizi. Arkasından suyumuzu ilave ederek Özlemciğim güzelce pişireceğiz. Efendim orkide ayçiçek yağımızla başlayalım kavurma işlemimize. Zerdeçalımızdan birkaç tane ekleyelim içerisine. Tabi burada oran çok önemli. Çok fazla koymuyoruz acıtmamak için çorbamızı. Şimdi soğanlarımızı da ekleyelim içerisine. Ama bu arada çorbayı servis ederken de çok az üzerine rendeleyebiliriz. Süper. Gerçekten çok yakışıyor şefim. Zerdeçal, zencefil. Ben de bu arada havuçları doğruyorum. Bu arada şunu da söyleyelim. Sebzeleri içerisine eklerken çeşitlendirmeniz mümkün. Mevsimine göre karnabahar, brokoli, lahana bunları da eklemek mümkün. Ispanak, fazı. Tabii, aynen. Ispanak da çok güzel yakışır. Çok. Ben daha önce denemedim ıspanaklı ama çok deneyeceğim. Yakışıyor. Güzel fikir. Fazı ve ıspanak da yeşil yapraklı sebzeler. Bulgur için ne düşünüyorsun? Yani servis ederken tabii ki ben şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Hı hı. Püre kıvamına getireceğim. Ama taneli olsun diyorsanız bu ürünleri daha küçük doğrayarak içerisine bulgur eklenebilir. Mesela ben bazen çorbalara irmik de ekliyorum şefim. Acayip yakışıyor. Hiç denedim mi bilmiyorum. Yaptığım mezelerde de ben irmik çok yani kullanıyorum. Haşlanmış buğday ekledim birkaç defa. Hı hı. Şimdi Özlemciğim patateslerimizi de ekleyelim. Tamam. Onları da biraz kavuralım. Ve kerevize geçiyoruz. Evet. Kerevizimizi de doğrayacağız. Burada ana malzememiz kereviz. Evet. Diğer sebzeleri de kıvamını dengelemek ve lezzetini dengelemek için patatesi biraz kıvam vermesi için ekliyorum. Hı hı. Havucu da biraz daha renk ve lezzetlendirmek için. Gerçekten harika bir lezzet olacak. Buyurun, kerevizlerimiz de hazır. Hem özellikle şu an mevsimsel, biliyorsun ki çok büyük hastalıklar ortada gezerken, üşütme özellikle. İnanılmaz sağlıklı bir çorba. Çocuklara da rahatlıkla içirebilirsiniz. Evet, ya kışın servis edilebilecek güzel, lezzetli bir çorba. Şimdi saplarımızı doğradık, kereviz saplarımızı. Yapraklarımızdan ayırıyorum. Servis ederken böyle üzerine koymak için. O da çok güzel yakışıyor. Şimdi bunu da ekleyelim içerisine. Kışın bu çorbayı yaparak bol bol içebilirsiniz. Tuzumuzu ekliyoruz. Evet. Çok az biber. Biber de yakışıyor. Evet. Şimdi bir süre kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içerisine suyumuzu ekleyeceğiz ve güzelce pişireceğiz. Harika. Ortalama 20 dakika kadar kısık ateşte pişireceğiz. Arkasından da blenderdan geçireceğiz. Ama bir süre bu şekilde kavurmamız gerekiyor ki sebzelerin
lezzeti ortaya çıksın. Birbirine karışsın aynı zamanda. Evet. Kışın yapılabilecek lezzetli çorbalardan bir tanesi. Hemen şunu da ekleyelim. Ya kışın zeytinyağlı yemek yenmez mi? Yenir. Yine bu tarzda sebzeleri hafif birbirlerine karıştırarak zeytinyağlı yemek de yapabilirsiniz. Orkidenin çok güzel zeytinyağları var. Biliyorsun. Evet, aynen öyle. Onlarla da çorba gibi bu şekilde kavurarak zeytinyağlı sebzeleri de yapmak mümkün. Bir de ben bu tarz lezzetleri genelde biraz da haşlayıp püre yapıp börek içi olarak da kullanıyorum. Aa, çok güzel olsun. Olur. Mesela işte normalde sardığımız bizim o çubuk börek var ya, ismini çok böyle söylemek istemiyorum onu. O çubuk böreğin içinde çok hoş duruyor. Diğer taraftan mesela Arnavutların yaptıkları kabak böreği gibi bu tarz böyle börekler yapılabilir. Kabakları kavurarak. Evet. Mesela bunun poğaçası yapılabilir. Poğaça hamuru bununla tutulabilir. Öyle mi? Evet. Mesela tuzlu kek yapılabilir. Böyle biraz daha farklı şeyler olabilir. Şimdi tabii senin mutfaktaki repertuarın da bizimki aynı değil. Efendim? Sen tabii çok daha farklı bir repertuara sahipsin. Evet, biz biraz da farklıyız değil mi şef? Yani tabii. Biraz daha farklı. Biz biraz daha olayın profesyonel siz tarafındayız. Siz çok fazla profesyonel. Ben birazcık daha annemler tarafındayım. Evet, yani ben biraz daha sizden taraf. Evde ne varsa biz değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Şimdi kavurma işlemimiz yeterli. Suyumuzu alabilir miyiz Özlemciğim? Sana zahmet, dökebilir misin? Ben de şöyle karıştırayım. Evet, suyumuzu ekliyoruz efendim içerisine. Bir sürede bu şekilde pişireceğiz. Biraz daha ekleyelim. Zerdeçalın su çekme özelliği olmuyor ama patates, kereviz ve havucun özellikle böyle içine... Ama çok güzel kokusu var. Ben kokusuna bayılıyorum. Aynen öyle. Şimdi kapağımızı kapatalım sana zahmet. Evet. Ortalama 20 dakika kısık ateşte, biraz da kısalım, pişireceğiz. Arkasından blenderla geçireceğiz. Sonra da sunum için beraberiz. Evet, böylece fonksiyonel beslenmede en özel çorbamız hazır. Şimdi Özlemciğim, biz bunu bu şekilde pişirdikten sonra blenderdan geçireceğiz. Püre haline getireceğim. Özlemciğim, şimdi burada da kıvamını dengelemek için biraz suya ihtiyacımız var. Çok az. Yeterli. Teşekkür ederim. Evet. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli bir çorba. Şimdi servis tabağımızı da alıyoruz yanımıza. Hem kokusu hem rengi harika. Gerçekten oldu. Gerçekten muhteşem oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür. Tabii sabırsızlanıyorum ben şimdi bu çorbanın tadına bak. Ya işte çorbamızın da böyle bir güzelliği var. Aslında tam bir öğün aslında. Tabii. Her şey var içinde. Kesinlikle. Hem çok sağlıklı. Şimdi servisimizi yaparken de böyle birkaç tane kereviz yaprağından atıyoruz. Hem o aynı zamanda kokusunu da verecek kerevizin. Evet. Şimdi bir tane de menekşe yapraklarımız var. Bunlar da çok güzel. Çok güzel yakışıyorlar. Evet. Böyle küçük küçük süsleme yapmak için hoşuma gidiyor bunlar da. Çok hoş. Şimdi bir parça da bu zerdeçalımızdan alıyoruz. Çok ince. Böyle ince ince kıyıyorum bunlardan. Bir iki parça böyle üzerine. Hem güzel bir görüntüsü oluyor ve aynı zamanda güzel bir koku da veriyor. Tozundan da koyabilirsiniz üzerine ama elimizde tazesi olduğu için ben şimdi böyle tazeden küçük küçük koyuyorum üzerlerine şık gözüksün diye. Evet efendim, lezzetli harika bir çorbamız oldu. Daha ne olsun değil mi? O zaman ne diyoruz? Orkide Lezzet Mutfağı'nda başka bir videoda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın. Orkideyle biz mutfaktayız, orkideyle biz mutfaktayız.